geldiniz. Dubai'den otel odasından videoyu açıyorum. Gece yarısı geldiğimiz için otele geldik, yerleştik, biraz uyuduk. Şimdi kısaca bir özet geçmek istiyorum. Buraya çok yakın bir kız arkadaşımla geldim. Deniz broker'ı. Burada expo var, toplantıları var. Aslında iş için gelecekti. Süreyi biraz daha tutup biraz daha eğlenceye çevirmeye çalışacağız. Bunun bilinciyle geldim. Kimi zaman yalnız olacağım ya da kimi zaman arkadaşımın işleri olacak. Ben de pandemi başından beri yurt dışına çıkmamıştım. Arkadaşım hadi bari geceleri beraber oluruz, onu yaparız, onu yaparız deyince hadi dedim gidiyoruz. O şekilde Dubai'ye geldik. Yani bu videodan şey beklemeyin. Ben gene tecrübelerimi Dubai ile ilgili, burası ile ilgili öneri, tavsiye vesaire onlarda bulunurum. Ama bu video bizim normal gezi videoları gibi bilgi verici, işte kültürel. Elimden geldiğince kendim için yapmaya, farklı şeyleri tecrübe etmeye çalışacağım ama biraz daha yeme, içme, eğlenceye dönük olacak. Şimdi kızar arkadaşımın bu otelde kalan başka iş partnerleri var. Elimden geldiğince vlog çekmeye çalışacağım ama işle ilgili bir atmosferde olduğumuz için ve hani genç youtuberlar, vloggerlar olmadıkları için kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde böyle gece hayatından çok fazla şey koymayabilirim. Masa başında o elemeyi yapmam gerekiyor. Normalde ben nasıl seyahate gidiyorum biliyorsunuz. Görmem gereken yerleri vesaire her şeyi saati saatine çıkarım. Ve hani kaçırmak istemem bir şeyi. Ama buradaki durum pek öyle olmayacak. Çok güzel yemekler, mekanlar göreceğiz. Ama zaten Dubai böyle çok yeni bir şehir olduğu için hani bir İtalya'ydı, bir sallıyorum İngiltere'ydi. Bir İstanbul gibi o kadar kültürel geçmişi, tarihi, ören yerleri olan bir yer değil. Biraz daha kapitalizm etrafında dönen bir yer. Expat dediğimiz yabancı olup burada yaşayan nüfus çoğunlukta. O yüzden çok yabancı var. Benim arkadaşım vasıtasıyla tanıştıklarımda biri buraya Almanya'dan, biri Ukrayna'dan, biri Miami'den. Bayağı bir internasyonel kalabalıklığımız var. Şimdilik durumumuz böyle. Tabii ki mola bilmem ne gideceğim. Gündüz benim de yalnız olduğum zaman olabilir. Benim kontrolümde olan bir seyahat değil ama buna çok okey bir şekilde geldim. Şey ilginç, 5-5.30'da hava kararıyor. Hani yaz gibi ama hava da erken kararıyor. Filan falan da tecrübe ettikçe böyle oturur konuşuruz. Gerekirse İstanbul'a döndükten sonra böyle araya açıklama ben bir şeyler eklerim. Bir video mu olur, iki video mu olur soru işareti. Dediğim gibi elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Alışverişe de gideceğiz. Tabii ki dünyanın en büyük AVM'si burada. 2 senedir de benim de ilk yurt dışına çıkışım. O yüzden biraz rahatlamak istiyorum. Biraz böyle havuz başında yatıp hiçbir şey yapmadan o Dolce Vita'yı yaşamak istiyorum. Uçağımız gece 4'te indi. Tekrar PCR testini aldılar vesaire. Onlardan da bahsederiz. Yüzüm gözüm şiş, daha oturmadı. Bir kendime gelmem gerekiyor ama sizi de bilgilendirmek istedim. Sizi çok seviyorum. Biraz ben bir kendime geleyim. Bir geleyim kendime. Makyaj yapmak yetmedi çünkü. Birazdan görüşürüz. Daha küçük bir şeyimiz yok muydu? Amerika'ya hoş bulduk. Burada her şey daha büyük. Çok da geldik. Bizim valizler ayrıca zaten. Nerede geldik, nelerle döneceğiz? Çok merak ediyorum. Thank you so much. Yes. I'm a YouTuber. Yeah. You are very useful. Like I was also making vlogs. Really? Yeah. I thought it's the same as YouTubers. Yeah. Hey, hi. 216k is too much. Yeah. How long you have been? More than 5 years. Oh, I did like 1 month. Then my motivation, no subscriber, no views. Because 500 is not bad for a month. Yeah. 200 is my friends and family. Winter is always, winter season is, this is winter in Dubai.
At Thursday night you will see all the Ay, Starbucks bile var. All the people of clubs on this road. Aa süper ki. Evet. Çok güzel. Aa bak Amerika yine Muslim ben ya. Vallahi. Oo maskemi de yaparım. Karibu var ya. Yok artık ağlamak istiyorum. Thursday night and Friday night is the night for clubs. The night you came and tomorrow night. On Saturday is it closed? No, not closed, but clubbing night. Clubbing night because it's weekend. Yeah. Okay. So tonight it was all girls and boys all on the road, on this road. Otelimize geldik. Otelimizin de dışarıdan görünüşü böyle. Çok güzel bir manzarası var. Onu da yarın güneş doğarken çekeceğim. Saat şu anda 6. Dubai'deki ilk saatlerimiz. Ana yolu kapatmışlar. Şöyle binlerce insan bisiklete biniyor. Çok iyi değil mi? Kasım ayında şöyle söyleyeyim. Nem yine 80'lerde 90'larda. Hava yapış yapış. Sıcaklık da içimde tişört var. Üzerimde de süvet var. Süvet fazla geliyor şu anda. Altındaki tert bacaklarıma yapışmış durumda. Uçağa 10'da bindik. Sanırım 2 saat mi fark var? Emin değilim. Bir aklımı toparlamam gerekiyor. Yarın hepsini detaylı anlatacağım size. İlk dakikalarımız. 6 gün buradayız. Altın her yerde kırmızı halıyı bulmak zorunda mısın? Ben de kırmızı. Şimdi check-in'imizi yaptık. Saat 6. Şükür ki odamız hazır. Arka taraf çok havalı yalnız. Resepsiyonun arka tarafına böyle eski kitaplardan şey yapmışlar. Oh. First time madam staying with us in Shangri-La Dubai? Yeah, first time. You have the in the fourth. Saat hala 6. Hala 6. 42. kattaki havuz bizi bekliyor. 42'de mi? Evet. Bak. Burada her yerde fotoğraf çekiyor. Odayı merak ediyorum. Açıyorum odayı. Kucağımda sokmazsan beni almaz. Bir saniye. Sistem hiçbir şey gözükmüyor şu an. Kocam beni yaşatıyor yani. Bir odada, bir balayı odada. Yatağa at. Ayaklarım bitmiş durumda bu arada. Tam fotoğraf çekmelik aynalarımız var. Değil mi? Evet. Ben bayağı beğendim biliyor musun? Ya ferahlığını sevdim, aydınlığını sevdim oranın. Bir de bunları da marangozluk arkası olarak beğendim. Ama şunu da yapmış yani adam. Evet, eğimli yapmış. Evet, şu marangozun peşinden kaç hafta koşulur. Evet, bize yetecek bir gardırobumuz da var bu arada. Var, hiç fenası yok. Evet. Hani düşünürsem bir aile kılmamla mamurla geldik. Şimdi sizi buraya bırakıyorum. Biz yerleşiyoruz. Kapalı havuza uğradık biz şimdi. Bana bak ama şimdi birazdan. Bana bunu burada emanet ettiğin için içeri gidemiyorum. Bebeğim ilk fotoğraf seansımız hakkında ne düşünüyorsun? Çok beklentimin çok ötesinde performans gösterdin. Evet. Teşekkür ediyorum. Hatta şeyi bile becerdik. Burada çalışandan rica ettik. İkimizin de resmi var. Her gün bir tane en azından olsun rica ediyorum. Şey koyuyorum. Şey istiyorum senden. Mean Girls falan istiyorum. Onu buraya ekleyeceğim çok. İkimiz de mutsuz gibiyiz ama öyle bir durum yok. Atmosfer çok güzel. Jetgillerden havuza tam olarak. Evet. Sen takıl orada makyajını yap. Tamam. Hazır mıyız?
Olmaz. Bugün daha birinci günümüzün ilk gecesi. Aslında sabaha karşı geldiğimiz için çok yorgunduk. Biraz böyle havuzda takıldık, fotoğraf çektik, kahvaltı ettik vesaire. Ondan sonra bayıldık. Öğlen bayıldık. 3-4 saat uyumamız gerekiyordu. Yoksa bu geceyi çıkaramayacaktık. Dubai'de hafta sonları bizden farklı. Bugün aslında cumartesi gecesi onlar için. Evet. O yüzden böyle bir süslendik. Elbisemi göstereyim size. Elbisemin üstü de şöyle gerekli bantlamalar yapıldı. Üzerimde de ceket olacak. Hani neticede bir Arap ülkesindeyiz. Dışarıda böyle biraz fazla olabilir. Mekanlar için fazla değil. O yüzden hani içeride ceketi giyince de çekerim size. Şöyle kalabalık bir grup gidiyoruz. Benim arkadaşımın arkadaşları. Artık benim de arkadaşım sayılıyor değil mi? Şöyle Aysu'nun beraber iş yaptığı yabancı arkadaş, grup tamamen yabancı, iki Türk biziz. Burada aynı zamanda Expo var, ticaret fuarı. O yüzden dünyanın birçok yerinden yabancı arkadaşları geldi. Gideceğimiz yere ben de daha önce gitmedim. Heyecanlıyım ve acıktım. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Has it been 10 years before? Yeah, 10 years. Wow. Okay. So Arab for me was like just Arab, you know why? Uh-huh. To differentiate what Arabs, you know, different from another Arab. Now I just hear the accent. Uh-huh. Like just little, like, because you know Arabic, all of them they speak different Arabic. Now we know if it's Paki, if it's Afghan. No, Paki Afghan is a different category, but Arabs, like pure Arabs, like Gulf, for example. Uh-huh. Like Emirates, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, they have one accent. Iraqi, oh. Iraqi, which is they are close to Turkey. Uh-huh. They speak another accent. Uh-huh. Lebanese, Syrian, they have different language completely. Moroccans, nobody understands them. They speak English, but they prefer communication in Russian if it comes to legal things. So here, the local law firm, they were looking for a lawyer who speaks Russian, and they got like a they feel more comfortable. Yeah, their mother tongue. Yeah, yeah, and the more like you know, it's also cultural thing. Like they feel like actually, I have clients also from Turkey, and they like me more than like Arab lawyers because this. Oh, I had such a crazy story. I will tell you. Yeah. So the guy, he's one of the biggest politician. I don't know in where exactly, but in Turkey. Beni görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. Ha, şöyle yapayım. Şimdi akşam yemeğimizi yedik. Daha burada 24 saatimiz dolmadı ama topuklular çıktı. Birazdan elbiseler çıkıp girebiliriz. Çok güzel deniz. Baby. Baby.
you know, Sharjah is the most amazing thing about Dubai. Bir şey diyorum. Çünkü içtikçe, içtikçe İngilizce pronunciation. Neden biliyorsun? Çünkü herkes yabancı. Ben şöyle söyleyeyim. Dubai'deki en imkansız şey. Tip veriyorum. Herkes dinlesin. Okay, evet, Dubai'deki en imkansız şey şu. Şarj aleti. Surprise me. Bu geceki üçüncü mekanımıza gidiyoruz. Aynen, yani Dubai Nasteyn'e falan gidiyoruz. Öyle. Aspek Bey'in o dildiğin ev partisine dönüyoruz. Öyle rezil. Palma gidiyoruz. Ay canım, şu anda Palma gidiyoruz. Baya 24 saat 36 ve yani 6 gün daha buradayız. Ah, Allah'a güzel kılıyorsunuz. Vlog çekmeye devam edebilecek miyim? Bilmiyorum, kese kese bir şey kalacak mı geriye yani, ne bileyim, Allah bilinç verdi ve herkese. Herkese söz verdim, riskli şeyleri atacağım. Şimdiden bana kızmayın. Herkesin iş hayatını korumam gerekiyor burada. Çok doğru. Benim işim etkilenmiyor, ayıp bu benim için güneş varsa benim için devam ediyor. Vallahi meteoroloji ben size değilim. Hayır, yani reputation anlamında. Öyle şöyle, ne diyeyim, ben çok zaten erkek egemen, valla namusunuza kazanmak ister yani, biz başlıyorum. Daha natural, daha doğal vloglar istiyordunuz. Buyurun. Daha iyisi yok. Daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu. Saat 4 ve pislik yapmaya geldik. Gerçekten bunun adı pislik artık bu saatte. Acıkmışız. Dinerimiz yetmedi. Yetmedi, acıyız. Thank you so much. The $10 drink, you know, is eye-opening. Okay. Şeyler söyledik. 24 saat açık bir yer bulduk. Tam bizim otelin yanında. Dönüşte spora tam gazla. İlk gün için biraz iddialı oldu. Şimdi odaya geldik. Yarım saat 45 dakika falan oldu geleli. Kısık sesle konuşuyorum çünkü Aysu uyudu sızmış durumda. Buraya gelmeden önce YouTube videosu yedeklemiştim. Vallahi burada YouTube videosu editledim saat 5'te. O yüzden izlemezseniz bozuşuruz. Göstereyim size. Vallahi bitirdim. Saç bakımı videosu. Bu videodan önce yayına girmiş olur. Onun da linkini koyarım. Arkadan müzik sesleriyle ezan sesi birbirine giriyor. Banyoya gideyim. Bu eğlence seyahatinde bana eşlik ettiğiniz için en azından şimdilik birinci günüme çok teşekkür ederim. Covid şartlarına hepimiz çok dikkat ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız aşılı. Herkes ülkesinde de PCR testi yaptırdı. Buraya inince de PCR testi yapıldı. Şöyle oluyor. 6 ile 8 saat içinde PCR testinizin sonucu geliyor. Ona göre otelinizden çıkabiliyorsunuz. Yoksa çıkmanız biraz sıkıntılı olabilir. Çıkmamanız gerekiyor yani. Biz sabah 6'da geldiğimiz için zaten öğleden sonra otelden çıktık. O yüzden problem yoktu. Gene çok konuştum. Makyajım falan kustu. Saçlarım yapıştı. Dubai'ye geleli hala 24 saat olmadı. Bakacağız. Neler yapacağımıza. Birinci gecenin ya da birinci bölümün sonu. Nereye gidiyoruz? Beach Club'a gidiyoruz. Dur. Beach please. Buranın trafiği yalnız. İnanılmaz. Tam India. İnekler yok orada. Hava bu arada gerçekten sıcak yani. Yaz tatilindeyiz. İklim olarak öyle. Ceketime ket getirdim arada da yani gündüz öldürür herhalde. Dur seni oda sokacağım, bunları kilitlersin. İçine. Çünkü ben ne konuşacağımı bilmiyorum. Hiç kamerası kalmıyorken. Ne yapıyoruz? Beach'e gidiyoruz. Eğlenmeye gidiyoruz. Ondan sonra happy hour yapacağız. Bu arada sen şeyi bilmiyorsun. Sen uyurken ben videoyu editledim ya. Evet. Önceki videoyu. Şey yapıyorum. Yatakta bilgisayarı falan gösterdim. Senin üstüne elimi koyuyorum. Burada uyuyor arkadaş. İçeride banyo da çektim. Sen hiç duymadın değil mi? Hiçbir şey yok. Vloğa kapanış, hani gün kapanışı falan gibi biraz bir şeyler çektim. Dalga geçiyordum. Evet. Ben ölü gibi uyuyordum.
Horlamıyordun, delilim var. İyi var ya. Horlamadım, bir saatte çektiğin için dost gibi dost, teşekkür ederim. Sabah ben kalkamadım ki, saat 10.30 muydu? Sen bir hareketlendin falan. Ben alarmı kurmuştum. Çünkü evet, erken program yaparsak kalkabilelim diye. Aynen. Yarın sabah 9'da ama molun kapısında. Evet. Herkese günaydın. O kadar erken uyandım. Yarın Aysu'nun bir toplantısı var. Ondan önce beraber mola gitmek istiyoruz. Ben yeni bir vlog kamerası alacağım. Emek kaç ülke gördü benimle bu. 4 senedir vlog kamerası olarak bunu kullanıyorum. Kendisine teşekkür ederim. Evet, artık artık bir upgrade zamanı geldi. Yeni moda, böyle güzel bir tane çıktı ya vlog kamerası, herkes onu kullanıyor. Özelliklerine baktım, hak ediyormuş. Burada da fiyatı daha uygun. Şöyle söyleyeyim, %20-25 burada daha uygun. O yüzden kendimi ayakkabılara, çantalara vermeden işime yatırım yapacağım. Ama hayır, yarın molda şöyle Labutin Experience yapacağız seninle. Her şey. Ben hala seviyorum ama yürüme bir işkence. Tabii. Evet. Kanatan aynen cinsten yani. Hani anca fotoğraf çekimi için falan. Tolere edemiyorum. Benim eski sattım. Figanı sattım. Benimkileri de satabilir miyiz yani gerçekten? Dolaba koyayım. Yemedim. Lütfen dolaba koy. Diyoruz, beyaz kumlardan serin sulara demek isterdim. Su da serin değil. Gece bir hatırlarsanız bir ayağımızı soktuk. Ay çok güzeldi. Evet. Bu mevsimde öyle su. Çok güzeldi. Gerçekten. Gideceğimiz beach club, biz downtown'da kalıyorduk. Bir 20 dakikası varmış. Evet, 5 pound'a gidiyoruz. Ha, pound'a yakın. Aynen, 5 pound diye bir otelin beach club'a gidiyoruz. Çok beğenirsek biz de oraya gidiyoruz. Şöyle bir durumumuz var. Belki son 2 gün için otel değiştirebiliriz. Daha karar vermedik. Hayatımıza hareket kazandı. Evet. Biraz da bu tarafta kaldık, biraz da deniz kısmısına. Evet. Dün gece, bak sen de çok rahat araba kullanırsın, onları araba kullanmayı da öğretirsin. Evet, bu arada. Şöyle bir fantazimiz var. Günübirlik Abu Dhabi'ye gidip oradaki camiye, Louvre Müzesi'ne bakmak istiyorum. Kandırdım da. Kullanırım canım burada. Hayır, çok rahat kullanırsın. Şey, bir de acayip kötü araba kullanıyorlar. Yani çok fena. Bir şey diyeceğim, dün arkadaşınız da berbat, onu söyleyeceğim sana. Ay. Bir de şöyle bir gerçek vardır. Kolum ağrıdı. Ben tutayım mı sana? Vallahi kol kası yapıyorum. Oo, çok iyi oldu böyle. Şöyle bir şey var. Şimdi altındaki araba güç, kendini de çek bu arada. İkimiz de çek. Yani yakın var. Altındaki araba güçlü olduğu zaman basıyorlar. Ama bu iyi araba kullanmak anlamına gelmiyor. Sürekli gaz fren gaz fren. Dün akşam arkada kusacaktım yani. Tabii canım, Migros arabasıyla haldır uldur girmiş gibi hissettim kız. Gerçekten kötüydü. Bir de inanılmaz kötü müzikler falan çalıyordu. O müzikleri de anlayamadım, çocuklara yürümek için seçtim. Evet ama yaşı tutmuyor, anladın mı? O çocuğun doğduğu seneki müziği çalıyordu orada. Gerçekten. Gayet alamayanı satar. Evet yani ama... Neyse bakalım bugün arkası yarın bugün yelin neler olacak biz de anlamadık gerçekten ama çok kötü bir yol tecrübemiz oldu bu şekilde. Neyse. Kötü değildi gene de hani. Biz de eğleniyorduk yani. Ama işte multinational gruplarda da bunlar yaşanıyor maalesef. O da işin süper. Saçımı açacağım valla, açınca daha güzel olacak. Böyle de çok güzel. İşte keratin bakımından sonra. Bana da yapalım. Yapalım. Sen kuaförde yaptırıyorsun ama. Daha da düz olursa artık ne kadar düz olabilirim. Benimki ama düzleştirici değildi. Evet, o yaptığımda. Yok be, ben dayanırım, o kadar aç değilim. Arkadaşlarımız bizden önce gittiler de yemek siparişini aldık. Şimdi house tarafında olduğumuz için çok müzik var ve bu müzikle video yayınlayamam. O yüzden çekemiyorum. Şöyle bir manzaramız var. Bu müzikte bile gitti video. Vallahi sadece ana olsun diye yayınlayacağım muhtemelen. Otelin beach club'ına geldik. Arkadaşlarımız house kenarında.
manzaramız da şöyle. Burada hava erken kararıyor. Saat 5.30'da güneş gidiyor. Son fotoğraflarımızı çektik. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Dubai eğlenceli falan değil, acayip çingene bir yer. Hani böyle millet abartıyor ya, işte ama Dubai'ye geldik falan asla değil. Yani dünyanın geri kalanını görmüş insanlar olarak çok daha eğlendim bir yerler var. Sadece şunu söyleyeceğim, beraberken her yer çok eğlenceli. İnanın tarla başı burada eğlenceli. Tarla başı nereye tekabül ediyor? Müşteri profili ilginç. Evet, ilginç. Kalabalık bir grup olarak geldik. Arkadaşlarımızın toplantısı vardı, yalnız kaldık, yalnız kalamadık. Keşke kalabilsin. Yarın yalnızdı. Elimizde boksör var diyeceğiz. Moda çekimi var. Baya... Ya affedersin, bana mı gelsin? Bana gelsin tabii ki. Anneciğim, sana... Buralar fena. Buralar fena. Buralar... Köküne güvenmen gelsin. Aynen öyle. Borazancı başını bilir misiniz? Borazancı başı çok güzel bir belgelim yani. Şey gibi... Burası değişik bir yer yani. Güldük, eğlendik, gitti arkadaşlar. Yani sonra 9 moldayız. Benim bu tarafımı hiç görmediler. Çıkacağız. Of course. Of course. Pazar akşamı sayılıyor burada. Evet. Bize göre cumartesi. Ama burada pazar yani öyle bir şey yok gittiğimiz yerlerde. Her gün hafta sonu. Bokunu çıkarmadan kapatıyorum artık. Odaya gelindi. Ha canım. Makyaj yapıp güzelleşip kaçıyoruz içeri. Bugün çok başarılı bir vlogger değildim. Gittiğimiz yer çok yüksek müzikliydi. Konuşma sesimi duysanız da o videoyu yayınlamam pek mümkün olmayacaktı. Ama çok keyifliydi. Bayağı uzun saatler kaldık. Yani Beach Club'dan çıktığımızda 8.30 filandı. Güzel fotoğraflar da çektik. Onları da eklerim. Bu taraflara yolunuz düşerse gittiğimiz yerlerin isimlerini de yazmaya çalışacağım. 8.30'a kadar, 9'a kadar oradaydık. Ondan sonra odaya geldik. Biraz hazırlanalım dedik. Öyle duşmuş dedik. Saat önce 11.30'da otelden çıkabildik. Yorulmuşuz biz de. Kalifa neydi? Halifa. Halifa, heh. O tarafa gittik. İlk defa Dubai Mall'a girdik. O tarafta bir şeyler yedik. Şöyle bir dolandık. Ondan sonra zaten saat 1 olmuştu. Barmar baktık bakmadık. Yarın erkenden gidip bir alışveriş turu yapmak istiyoruz. Ben kamera alacağım. Aysun'un başka alacağı şeyler var. Öğleye kadar alışveriş. Ondan sonra Aysun'un bir toplantısı var. 3'e kadar ben boşum. Daha çok vlog sizle sohbet edebileceğim. İlk gün bayağı bir şey çektim. Bugün o kadar çekemedim. Anlattım. Biraz me time. Çünkü biraz me time. Evet. Birazcık. Bir yandan da kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Mesela Beach Club'da böyle dansçılar vesaire de vardı. Onların videosunu, fotoğrafını çekince millete geldiler bu arada. Cep telefonundan sildirdiler. Gerçekten mi? Şarap getiren, şampanya getiren kızları. Ben çektim bize getirdiklerinde. Biz kadınız diye muhtemelen ama başka herifler. Aferin, telefonu. Takdir ettim evet, ama. Evet, kızları koruyorlar yani. Güzel, çok iyi. Güzel bir yer, popüler bir yermiş. Çok. Ben daha önce gelmemiştim, gitmemiştim. Gerçi sen de gitmemiştin. Yok, aynen. Böyle karşıdan gökdelenleri falan görüyordunuz. Bir beach club'da bir denize girdik. Bir güzel fotoğraflar çektik. Aysu kendini aştı fotoğraf konusunda. Gerçekten tebrik ediyorum. İçinde bir yetenek varmış, uyandırdın. Evet. Teşekkür ederim. Bir beceri sahibi oldum sayende. Bir hobi edindim ben. Bir şeyler oldu bana. Bir de birkaç arkadaşımızın da siparişleri var. Evet. Zor siparişler. Yargılamayın yani. Kendimizi almıyoruz. Bir takım günahlara giriliyoruz. Evet.
Vallahi benim günahım değil. Baba izliyorsan sakın. Şımarıklık yapıp acaba son 3 günümüzde biraz daha deniz kıyısına yaklaşsak mı diye düşünmekteyiz. Daha hiçbir şey kesinleşmedi. Bakacağız sanırım. Yarın. Siz ne diyorsunuz Ayşe Hanım? Vallahi çok yükseğim deniz kenarında kalmak. Farkındayım. Bu fikir bu taraftan geldi bu. Çok yükseğim, sisli puslu, iğrenç İstanbul story'inden sonra bugün denize girmek çok güzel geldi. Özür dilerim. Bana küfrediyorlar zaten. Story görüntülenmelerim düştü. İstanbul havasından sonra burada mayolu bikili paylaşınca muhtemelen bıktınız benden. Aşk olsun. Şimdilik sizleri öpüyorum. Farklı türde bir vlog oldu. Başta da demiştim hani Dubai böyle kültürel müze gezilecek falan. Benim şeyimi biliyorsunuz, planlı programlı öyle gezmek isterim hep. Ama bu sefer tamamen spontane, ben de akışına bıraktım. Pandemi de sonra ilk yurt dışı tatilimdi. Eğlenceli bir gruplayız. Hafif işte karışık onların durumları var. O yüzden hiçbir şeyden şikayet etmiyorum. Benim için çok keyifli oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herhalde yayınladığım en doğal vlog bu olacak. Editte göreceğim nasıl bir şey olacağını. Şimdilik öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.